Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle ne paylaşacağım? Bugün robotumu nasıl temizliyorum? Robotumun temizliğini paylaşacağım. Sevgili izleyicilerim, şimdi robotumu balkonuma aldım. Burası balkonum. Şöyle robotumu da aldım. Altına bir kağıt serdim. Nasıl temizleyeceğimi sizlerle paylaşacağım sevgili izleyicilerim. Burada iki tane bir ıslak bir kuru bezim var. Bir tane de şöyle küçük fırçam var. Burada elektrik süpürgemi çıkardım. Onunla da neresini temizlediğimi sizlerle paylaşacağım. Sevgili arkadaşlarım, ben arkadaşların isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. İşte robotu nasıl temizliyorsun, nerelerini temizliyorsun? Bizim robotlarımızda sürekli işte şurası temizlenmedi diye uyarı veriyor. Sensörleri temizleyin diye uyarı veriyor diye konuştuğumuzda ben de işte ona anlattım. Bir türlü dediler ki en iyisi sen bunun bir videosunu çek, YouTube'da paylaş, biz de ona göre yapalım dediler. Onun için sizlerle bu paylaşımı yapıyorum sevgili izleyicilerim. Şu anda yine sesim çok kötü, kusura bakmayın. Korona oldum işte. Karantinadayım. Onun için de böyle şeylerle oyalanıyorum. Şimdi nasıl temizleyeceğimi sizlere göstereceğim. Şimdi ben bu robotumu ters çeviriyorum. Arkadaşlar, şurada bıyıkları diyorlar bunlara. Şöyle göstereyim. Bunların buralarına saç telleri dolaştığı zaman bakar mısınız? Ben bunu gerçi temizlemiştim de yine de sizlere göstermek için alıyorum. Buralara kıl, işte saç telleri veya herhangi bir dolaştığı zaman bunlar dönüp evimizi temizlemiyor. Çöpleri görmüyor. Almıyor diyelim arkadaşlar. Şurada da şöyle fırçaları var. Görüyor musunuz? Bu fırçalarını şöyle çıkarıyorum. Fırçasını. Şöylece bakar mısınız? Buralara yine saçlar dolaşmış. İşte ne geçerse eline topluyor. Şöyle. O zaman bu fırçalar dönüp istediğimiz temizliği elde edemiyoruz. Şöyle de bir poşet aldım. Sevgili izleyicilerim, şu kısımlarındaki tozlar, pamuklar arkadaşlar. Bunları temizliyoruz. Balkonda çok güneş, kamera nasıl çekiyor hiç bilmiyorum. Şöyle bunları temizliyorum. Yine burada. Saç telleri bunlar. Neyse, bunu da şöyle şimdi bir kenara alıyorum. Sevgili izleyicilerim, şu torbasını alacağım şimdi. Şurayı açtığımda hani bazıları hiç temizlemiyor, almıyor diye şikayetlenenler var. Gördüğünüz gibi iyice dolmuş. Ben 3 haftadır evde yoktum. Ev tabi iyice tozlanmış. Gelince de evleri süpürttüm. Şöyle alıyorum. Şimdi bunu açıyorum. Arkadaşlar, bakar mısınız topladığı pisliğe? Evim çok pismiş demeyesiniz. Evim çok geniş olduğu için tabii ki 4-5 odadan bu kadarı. İşte robotun ben çıkan pislik, toz, gübür arkadaşlar. Yani o kadar güzel, o kadar kolaylık ki anlatamam sizlere. Evet, görmek isteyen arkadaşlar da nasıl temizlediğimi bakarsanız, çıkan gübürü şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi bunun önemli olan şuradaki şu filtresini temizlemek. Sevgili izleyicilerim, şurası çok tozlandığı zaman iyi süpürmüyor. Şimdi ben bunu süpürgenin başına çıkarıyorum. Ve bu şekilde şöyle
süpüresinin içi tertemiz oldu. Şimdi süpürgeyi biraz da şu içerisine tutuyorum. İyice süpürdükten sonra şöyle ıslak nemli bezle alıyorum. İçerisi de temizlendi. Bunun iç arkadaşlar çok güzel tertemiz oldu. Daha temiz süpürmesi için bunu aralıklarla yapmak lazım. Bu çöp torbasını yerleştiriyorum. Çekirdek bile yutmuş. Gelelim sensörlerini temizlemeye. Burada gözleri var arkadaşlar. Şunlar sensörleri, gözleri. Burada iki tane. Böyle. Bunlar temizlenmediği zaman uyarıyor zaten sensörlerini temizleyin diye. Bunu şimdi şöyle nemli bezle önce bir iyice alıyorum. Tekrar kuru bezle kuruluyorum iyice ıslak kalmaması için. İyice de tozlanmış zaten. Burasını da temizledikten sonra şimdi şu fırçasını yerleştireceğim. Fırçasını iyice temizleyeceğim tekrar. Şuradaki fırçayla da şöyle. Şuradaki şu kapağının ucunda da sevgili izleyicilerim şöyle fırça var. Küçük küçük fırçalar var. Bak bunların da üzeri bayağı böyle tozlanmış. Her iki tarafında da böyle fırçalar var. Küçük küçük şöyle fırçalar var. Bunlar da toz topluyor. Bunu da şöyle bir temizliyorum yine. Şimdi şuradaki fırçamın üzeri tamamen temizlenmedi. Sevgili izleyicilerim bayağı bir şeyler var. Bunu şöyle bir. Evet aslında bu çıkıyor çıkardan bakar mısınız? Bunlar hep engel temizlenmesine. Engel istediğimiz temizliği elde edemiyoruz sevgili izleyicilerim. Bunlar tıkandığı zaman, dolaştığı zaman. Bunu da şöyle yine bezle iyice bir fırçalarını temizliyorum. Eskinin gırgırları vardı arkadaşlar. Bilenler bilir. Daha bu elektrik süpürgeleri yokken mi diyelim, elektrik süpürgeleri vardı işte, herkesin evinde yoktu. Gırgır vardı bu. Gırgırın fırçaları gibi. Ama çok güzel. Çok memnunum arkadaşlar. Alırsanız. Ben bunu geçen sene aldım. Hatta bir yılı geçti sevgili izleyicilerim. Fiyatını da sorarsanız. Ben 4000 TL'ye almıştım. Şu an 6500-7000 TL gibi bir fiyatı var. Ama evin her zaman için. Yani derli toplu hiç kirli kalmıyor. İstediğin yeri de çalıştı. Odayı da temizletebiliyorsun. Full çalıştırabiliyorsun. Olan arkadaşlarımız vardır. Evet. Bunu da böylece temizlemiş oldum. Şimdi yerleştireceğim.
Sevgili izleyicilerim, şöyle robotumu tekrar ters çeviriyorum. Yerleştiriyorum. Evet, başka temizlemediğim yerleri kaldı mı diye bakıyorum. Evet arkadaşlar, şurasını unutmuştum. Bak buralarda da yine tozlar oluşmuş. Bura toz olunca da görmüyor. Tozu görmüyor. Sevgili izleyicilerim. İçerisindeki şuradaki tozlar görmesine engel. Zaten bazen tozlu bıraktığı zaman biliyorum ki görmemiş. Bazı yerleri temizlemiyor. Arkadaşlar ismini de söyleyeyim sizlere robotumun. Safiye. Hatırlarsınız şu dizide temizlik hastası bir Safiye var ya. Onun ismini koydum. Sevgili izleyicilerim, bugün de robotumu nasıl temizlediğimin videosunu sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarda belirtirsiniz sevgili izleyicilerim. Bugünkü videom bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.